Wolfgang Boert Trenler, Öğle Sonraları ve Geceler Seslendiren Akın Altan Irmaklar ve caddeler fazlasıyla yavaş bizler için. Fazlasıyla eğri büğrü. Çünkü biz eve gitmek istiyoruz. Nerede olduğunu bildiğimiz yok evimize doğrunun. Ama gitmek istiyoruz ve caddeler ve ırmaklar fazlasıyla eğri büğrü bizler için. Ama köprüler ve setler üzerinden gürültüyle geçiyor trenler. Koyu yeşil soluyan ormanlardan ve yıldızlarla bezenmiş ipeksi ve kadifemsi gecelerden geçerek geliyor marşandizler. Sürekli birbirini izleyen tekerleklerle tıslayarak. Milyonlarca nasırlı travers üzerinden, Gümbür diyerek ileriye koşuyorlar. Durdurulamaz. Aralıksız. Trenler. Setler üzerinden tangur tungur. Köprüler üzerinden kükreyerek. Sisler puslar içinden, Gümbür gümbür yaklaşarak, Ve silinip giderek karanlıklarda. Uğul diyen, Homurdanan trenler. Marşandizler mırıldanarak telaşlı, miskin ve huzursuz bizler gibi tıpkı bizlerden farksız onlardı. Geldiklerini duyuruyorlar tantanayla, görkemle ve uzaktan çok çok uzaktan bir çığlıkla ve geliyorlar fırtına gibi. Sanki dünyaları dolaşmış havasındalar. Hepsi de birbirine benziyor. Ve boyuna şaşırtıyorlar insanı. Ve heyecana sürüklüyorlar. Ama ansızın ne istediklerini anlamaya kalmadan yine geçip gidiyorlar. Sanki var olmamışlar hiç. Olsa olsa saçtıkları kurum ve sağlarında sollarında yanmış otlar izledikleri yolu gösteriyor.'' Sonra veda edip ayrılıyorlar. Biraz mahzun ve çok, çok uzaklardan bir çığlıkla. Bizim gibi. İçlerinden bazısı ezgiler söylüyor. Mırıldanıyorlar mutlu gecelerimizde. Ve bizler seviyoruz onların tek düzey ezgilerini. Onların umut dolu aç gözlü ritimlerini eve, eve, eve. Ya da uykuya yatmış ülkede vaatle dolu ateşli ateşli koşturuyor. Ürkek, uykulu ışıklarıyla küçük kentlerin ıssız istasyonlarından kofulumalarla geçiyorlar. Yarım Brükseldi. Yarım Brükseldi. Ya da bildikleri daha çok şey var. Usulcacık, sadece senin için açığa vurdukları, senin yanı başında oturanların işitemeyecekleri kadar usulcacık. Ula bekliyor, ula bekliyor, ula bekliyor. Ama aralarında serin kanlılar da var. Sonsuzca uzayıp giden, bilge ve eski yük kamyonlarının aralıklı ritmiyle kendi kendilerine türlü türlü mırıldanarak ve homurdanarak geçtikleri yerlerde ay altında görülmemiş zincirler oluşturuyorlar. Görkemleri ve büyüleri ve ayın soluk ışığındaki renkleriyle sınırsız zincirler. Kızıl kahverengi, siyah ya da gri, açık mavi ve beyaz. Marşandizler, 20 insan 40 beygir. Zift ve parfüm kokan masalsı kömür vagonları. Ormanlar gibi soluyan kereste vagonları horlayan güçlü kuvvetli adamlar ve çaresiz hayvanlarla açık mavi silk vagonları. Buz vagonları ayrıca. Grönland gibi soğuk. Grönland gibi beyaz ve balık kokan. Sınırsız zenginlikleriyle marşan dizler, paha biçilmez zincirler gibi çelik raylar üzerine uzanıp yatmış, eşine seyrek rastlanır görkemli yılanlar gibi Ay ışığında kayıp gidiyorlar. Ve geceleri kulaklarıyla yaşayanlara ve kulaklarıyla yollara düşmüşlere, hastalara ve kodese tıkılmışlara, dünyanın akıl zenginliğinden, dünyanın hazinelerinden, güzelliklerinden, sonluluğundan ve sonsuzluğundan söz ediyorlar. Ve mırıltılarıyla uykusuzlara tatlı düşler sunuyorlar. Ama gecenin içinde ezgisiz, takır tukur yol alan taş yürekliler, acımasızlar, vahşiler de var aralarında ve nabız atışları kulağından bir türlü çıkıp gitmeyenler. Çünkü serttir atışları nabızlarının ve iğrençtir. Hain ve tık nefes bir köpek gibi peşinden kovalayıp durur seni. Boyuna ileriye, geriye asla, boyuna ileriye boyuna. Ya da öfkeyle gazaba gelmiş tekerlekler, her şey bitti, her şey bitti. Ve ezgileri uykuyu çok görür bize. Ayrıca sağında ve solunda, huzur içinde yatan köylüleri zalimce örkütüp düşlerinden eder. Hırslarından köpeklerin kısılır sesleri. Ve zalim olanlar, ödün vermeyenler, çığlıklarla ve hıçkırıklarla soluk yıldızlar altında yuvarlanıp gider ve yağmur bile onları yumuşatamaz. Çığlıkları, sıla özlemi, yitirilmişlik, terk edilmişlikle dolu. Hıçkırıklarında önüne geçilmezlik, ayrılmışlık, olup bitmişlik ve belirsizlik duyulur. Ve boğuk bir ritimle gürleyerek yol alırlar, ayın ışığında aydınlanmış raylar üzerinde, mutsuz ve avuntusuz. Ve aklından çıkmazlar hiç. Onlar da bizim gibidir. Yurtlarında ölecekleri güvencesini verecek kimse yoktur onlara. Huzursuz ve gece dinlencelerinden yoksundurlar. Ve amaç diye bir şey tanımazlar. Belki stetinde, Belki Sofya'da, belki de Floransa'dadır evleri. Ama Kopenhag'la Alton arasında ya da Paris'in bir banyosunda gide gele yıpranıp parçalanırlar. Ya da elden ayaktan düşüp Dresden'de kala kalırlar. Ya da ufak bir ileye başvurur, emekliliklerinde birkaç yıl daha çalışmalarını sürdürür, hat işçilerini yağmurdan koruyacak barınaklar ya da kent sakinlerinin hafta sonlarını geçirecekleri evcikler kimliğiyle hizmet verirler. Onlar da bizim gibidir. Sanılandan çok daha fazlasına katlanırlar. Ama bir gün gelip, raylar üzerinde yol alırken, ansızın devrili verirler. Ya da önemli bir parçalarını yitirirler. Asla kalmazlar bir yerde. Ve Pes edene kadar sürdükleri yaşam nasıldır? Yollarda bir yaşam hep. Ama görkemli, ama acımasız, ama sınırsız. Trenler, öğle sonraları, geceleri. Demir yollarının setlerinde açan, kurum dolu başçıklarıyla çiçekler, teller üzerinde kurum dolu sesleriyle kuşlar, dostlarıdır onların ve uzun bir süre onların anısını yaşatırlar. Ve daha uzaktan, çok, çok uzaktan vaatkar çığlıklarını işittik mi, bizler de dururuz olduğumuz yerde. Fırtına gibi yanı başımızda belirdiler mi, sanki dünyaları dolaşmışlar gibi yanı başımızda, uçuşan saçlarımızla bizler de dururuz. Ve çığlıkları artık uzaktan, çok ama çok uzaktan gelmeye başladığında, bizler hala bulunduğumuz yerde dururuz, kurum dolu yanaklarla. Çok uzaktan gelmeye başladı mı çığlıkları? Çığlıkları çok uzaktan. Aslında hiçbir şey ya da her şeydirler ve tatlı, netameli vaatler içeren ritimleriyle hapishanelerin pencerelerini döverler. O zaman kulak kesilirsin sen zavallı mahkum. Geceleri gelen pencereleri döven trenlere sınırsız bir dikkatle kulak kabartırsın ve onların çığlığı, onların düdük sesi hücrenin yumuşak karanlığını acıyla ve hazla doldurur. Ya da ateşlendiğin geceler kükreyerek yatağının üzerine atılır ve vücudundaki damarlar ay mavisi başlar titreşmeye ve ezgiyi içeri buyur eder. Marşan dizlerin ezgisini yollarda, yollarda, yollarda ve kulağın dünyayı alıp yutan bir uçuruma dönüşür. Yollarda. Ama ikide bir istasyonlara tükürülüp atılır. Veda edişlerin. Ve yeniden yollara düşüşlerin ellerine teslim edilirsin. Ve istasyonlar soluk tabelalarını senin karanlık yolunun yanı başında alın gibi havaya kaldırır ve isimler yazar tabelalarda. Buruş buruş alınsı tabelalarda. İsimler yazar ve isimler dünyayı içerir. Yatak yazar. Açlık ve kız yazar üzerlerinde. Ula ya da karola. Ve soğuktan donmuş ayaklar ve gözyaşları. Ve tütün yazar istasyonların tabelalarında. Ya da ruj ya da şınaps, ya da tanrı, ya da ekmek. İstasyonların soluk alnında, tabelalarında isimler yazar ve isimler. Kızlar, sen de bir tren attısın. Paslarla, lekelerle, pırıl pırıl, güzel ve belirsizlik içinde ve istasyonlara bölünmüşsün. İstasyonlara bağlanmışsın. Ve istasyonların tabelaları var. Ve üzerlerinde kız yazar. Ya da ay. Ya da cinayet. Ve dünyayı barındırır tabelalar. Bir trensin sende. Paldır küldür geçip gider çığlıklar atarak geçip gidersin. Bir tren attısın. Üzerinde gerçekleşir her şey. Ve paslı matlığa ve gümüşsü parlaklığa dönüşürsün. İnsansın sen. Beynin zürafa yalnızlığında. Sonsuz uzunluktaki boynunun yukarısında bir yerdedir ve kimse tam olarak bilmez. Nerede kalbin? Son